Arkadaşlar herkese hayırlı hafta sonları. Şimdi bu güzel hafta sonu günü iç karartıcınız, felaket tellalınız geldi. Ulan ben de felaket tellalı oldum ya, vallahi kendime çok kızıyorum. Yani böyle biliyorsunuz eskiden böyle işte insanların içini karartan, böyle korkutan ve tabii çok onlar çok egzere eden şeylerdi ama şimdi artık bakıyorum biz de öyle olduk. Yani böyle videoları çektikten sonra izliyorum kendimi. Ulan hep kötü haber, hep kötü haber. Yani millet de zaten şey diyor ya, Burak hocam diyor, sen de diyor böyle konuşmaya başladıysan diyor hakikaten büyük sıkıntı. Ama sıkıntı büyük. Gerçekten sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük çünkü ortalıkta sıkıntı olmadığını zanneden insanlar var. Ve ne yazık ki bunlar da ülkeyi emanet edip güvendiğimiz insanlar. Ortada bir sıkıntı olmadığını düşünüyorlar. Onlar enflasyon değil, hayat pahalılığı olduğunu düşünüyorlar. Faizin düştüğünü zannediyorlar. Faiz artıyor. Bir sürü enstrüman çıkarmaya çalışıyorlar. Aklısı yani arka tarafta bir faiz aslında artışı veriyorlar. Hani buna faiz artışı demek istemiyorlar. Yani böyle bir karmaşa içerisinde hakikaten gidiyoruz. Ve gerçekten arkadaşlar bu gördüğümüz bir fragman. Bakın bu gördüğümüz bir fragman. 18.40'ın üzerinde macera filmi başlar. 23'lerden sonra 28'lere kadar korku filmine geçer. 28'in üstündekinde zaten biliyordur genç kardeşlerimiz, konusuz film olur. Hani konulular konusuzlar diye ayrılır ya bazı filmler. Hakikaten konusuz olur. Yani inanılır gibi bir noktadan geçmiyoruz. 2022 yılındayız arkadaşlar. Gerçekten dünya gelişiyor işte, bakın Metaverse falan, değil mi? Metaverse. İşte öyle de bir kitlediler millete zaten. O da ayrı bir konu. Millet Metaverse'te arsa satın alıyor. Daha İstanbul'un göbeğinde benim internet doğru düzgün çalışmıyor. İşte bu arada bir uzay projemiz var biliyorsunuz. Oraya bir bütçe ayrılmış. 5 milyon mu 50 milyon mu ne? Uzay projesi. Ortada geçen gün iki kişi çıkmış. Tarhana ile dolma götüreceklermiş. Onları anlatıyorlar falan. Böyle bir süreçten geçiyoruz. 2022 yılında. Bu ülkede o kadar değerli insanlar var ki arkadaşlar. Hani şimdi bazen böyle işte beni falan şey zannediyorsunuz, böyle akıllı falan bir adam. Benim esamım okunmaz. Yani öyle akıllı, öyle değerli insanlar var. Öyle bilgili insanlar var. Bütün bilim adamlarımız, doktorlarımız hepsi yurt dışına kaçıyor. Fark ediyor musunuz? Bütün yurt dışında ödül almış adamların hep bir Türk, Türk var hep. Niye acaba memleketinde değil? Veya niye memleketinde önemli görevlerde böyle insanlar yok? Değil mi? Çok acayip sorular ya. Bak 47 yaşındayım. Videoda aslında başka bir şey anlatacaktım. İş başka yere gene evrildi. Hakikaten ne yapacağım hiç belli değil. Bazen kendimden de korkuyorum. Yani çünkü o kadar doluyuz ki içimizde. Hani işte biliyorsunuz bu bir tane pavyon mikrofonum var. YouTube'dan ayda 50 dolar geliyor biliyorsunuz. Millet bazıları beni bazen YouTube'dan çok para kazandığımı falan. Tıklanmak için başlıklar atıyorsun falan filan. Lan oğlum 50 dolar para veriyor YouTube. Gel onun yarısını sana vereyim. Sen yeter ki sus, hepsini vereyim. Yani bu mikrofona böyle kırmızıya basıp kayıda basınca coşuyorum. Hani böyle hakikaten çünkü o kadar çok doluyuz ki insan olarak içimizde. Mesela çoğu zaman videoların altında yorumlarınızı görüyorum ve hepsini okuyorum arkadaşlar. O kadar dolu ki insanlar artık bıkmışlar, bunalmışlar. Ya bu kadar başarısızlık, bu kadar göz göre göre uçuruma son sürat depar atmak. Hani şimdi bir insan uçuruma giderken değil mi, bir en azından dersin ki tamam uçuruma gidiyoruz. Hani bu yolun sonu boka çıkıyor ama bir yavaş adımlarla gidersin. Hani ulan bir korkak, biz depar atarak gidiyoruz. Ama muhtemelen şöyle bir kafa var. Biliyorsunuz hani bizim ahiretliğimiz öbür dünyada. Yani öbür dünyada hepimiz kralız. Hani Cem Yılmaz diyor ya. Hani bu zamanki insanları öyle kandırıyorlar. Ya korkma be oğlum diyor. Öbür tarafta kralsın diyor. Devam et sen burada sürünmeye diyor. O da öyle. Öyle zannediyor herhalde. Bilmiyorum. Ya gerçekten insanlar ne zannediyor onu da artık bilmiyorum. Çünkü gerçekten ülkede çok komik işler oluyor. Ve artık sona geldik. Şimdi bu rakamlara bakacağız. Neler oluyor, neler gidiyor biliyorsunuz. En son 15 lirada çok uyardık. En son 15 lirada çok uyardım. Hem devlet büyüklerimizi uyardım. Yapmayın, etmeyin dedim. Bir şeyler yapın. Bu zamanı bu o 15 ile o 14-50 arası bir 3-4 haftamız vardı.
Bunu iyi değerlendirin, yapmayın, etmeyin dedik. Tabii biz kimiz ki? Devleti yöneten insanlar gerçekten olaylara çok vakıf, çok bilgili. Bizim gibi küçük insanları dinleyecek kişiler değiller. Etraflarında herhalde 50'şer tane danışmanları var. Hepsi bizlerden çok daha zeki insanlar. Onlar daha iyi herhalde bilgi veriyorlar. Ülkenin geldiği noktada zaten ortada sonuç olarak. Yani bizim bir bok bilmediğimiz ortada, onların bildiği. Şimdi şöyle bir bakalım. Bu arada biliyorsunuz önümüzdeki hafta Babalar Günü. Tabii ki öncelikle en büyük babamız Atatürk'ümüzün. Şimdiden tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun şimdiden. Niye söylüyorum? Biliyorsunuz Anneler Günü'nde de böyle bir kampanya yaptık. Hakikaten çok zor bir dönemden geçiyoruz. İnsanlar işinin gücünün arasında paralarına değer katmaya çalışıyorlar. Bırak değer katmayı, enflasyona karşı nasıl ezilmem diye millet kendini yırtıyor. Çünkü herkesin kazandığı para pul oluyor. Haklı olarak da ülkede herkes bir şekilde birilerini dinliyor. Biz de diyoruz ki hep başından beri söylediğim gibi kimseyi dinlemeyin. Bu işler çok zor işler değil. Birazcık kompakt bir şekilde bir bilgiyle en azından neyin ne olduğunu, kimin ne dediğini çok daha iyi anlayacağınız bir eğitim alın diyoruz. Ve o yüzden de Anneler Günü'nde de bunu yaptık. Babalar Günü'nde de bunu yaptık. Arkadaşlar gene beforethenews.com'daki bütün eğitimlerimizi %30 indirim yaptık. Bu önümüzdeki hafta pazar günü arkadaşlar bitecek, bilginiz olsun. O yüzden beforethenews.com'a bakabilirsiniz. Burada da aklınızdaki soruları iletişim bölümünden bana mail atarak veya WhatsApp'tan benle birebir konuşabilirsiniz. Elimden geldiğince herkese arıyorum. Birebir insanlarla konuşuyorum. Çünkü herkesin farklı bir hikayesi var. Herkese birebir bir mentorluk vermeye çalışıyorum. Kimisi yatırımcı olmaya çalışıyor. Kimisi bunu bir iş olarak yapmaya çalışıyor. Herkesin farklı bir gayesi var. Herkesle elimden geldiğince konuşup yapabileceğim desteği yapmaya çalışıyorum. Dediğim gibi bakarsınız. Şimdi dedik ki 18.40'a kadar fragman. 18.40'ın üzerinde film başlar. Şimdi bu arada yurt dışında da bir film var. Yurt dışında da. Almanya'da değil, hemen bir coşmayın. Hocam Almanca mı film falan diye. O Amerikanca. Şimdi Amerika'da arkadaşlar, dünyada biliyorsunuz enflasyon belası dünyada da var. Hani neydi o? Cem Küçük müydü? Bir tane arkadaş var. Çıkıyor televizyona. Her şeye muhalefet, bayılıyor ya. Bir de hem futbol yorumcusu hem ekonomi yorumcusu, her boku biliyor. Bir de şey var, Ersan Hoca var değil mi? Onunla ilgili de yarın bir video çekeceğim. Bak yarın güzel bir video çekeceğim. Yarını kaçırmayın özellikle. Dünyada biliyorsunuz enflasyon var. Ama dünyada %8, %9. Bizde TÜİK'in açıkladığı %80, hissedilen %200 civarı. Ama bunu aynı zannediyorlar. Adam diyor ki mesela yurt dışında da diyor enflasyon var ama diyor. Yersen. Kim yiyoruz onu da bilmiyoruz ama. Şimdi bakın, dünyada faizlerin arttığı Amerika'da. Çünkü enflasyon verisi gene çok yüksek. Yani önce bir yurt dışını görün, tamam mı? Bakın dolar endeksleri artmaya devam ediyor. Aylık yapayım bunu, daha iyi görün. Bakın aylık dolar endeksleri tarihi zirve seviyesini geçmek üzere. Ve bu seviyenin üzerinde dünyada dolar endeksleri önümüzdeki dönemde çok daha artabilir. Faizler 3.20 direncini geçip 4'lere doğru devam edebilir. Yani ne diyoruz? Arkadaşlar yurt dışında da bir kriz var. Ve yurt dışından da dolar değer kazanmaya devam edecek. Kendi içimize gelelim hemen. Biz dışarıdaki krize gerek yok bizde. Biz zaten kriz makinesiyiz. Hani hani bilmem ne machine derler ya böyle. Neyse ismini söylemeyeyim. Bilmem ne machine. Biz de kriz machine. Kendi kendimize kriz yaratıyoruz. Biliyorsunuz 7 liradan beri kendi kendimize doları yükselttik. Bakın kendi kendimize yaptık her şeyi. 18 liraya getirdik. Kendi kendimize. Sabah akşam açıklamalar, coşmalar. Sonra bir finansal mühendislik, bir güzel bir bakanımız ışıl ışıl gözlerle heyecanlandı. Dedi beni, dedi 6 ay uyutun kaldırın falan. 6 ay sonra tabii bir kalktı. Şimdi surat değişti. O gülen adam bile artık gülemiyor. Ama muhtemelen zaten o da çok yakındır görevden affını dileyecek. Yani
görevden, affedin beni diyecek. Hani ben buraya kadar hallettim, devamını başka bir kardeşimize teslim ediyorum diyecek. Başka bir kardeşimiz devam edecek. Bilmiyorum bu aralar köşe yazarı falan var mı? Hani ekonomi hakkında falan yazan biri varsa muhtemelen onu getirirler. Çünkü genelde orada hiyerarşi şöyle gidiyor. Hani kim yaslarsa ekonomide karşı taraftan iyi bir böyle yazı yazarsa onu Merkez Bankası Başkanı veya Ekonomi Bakanı yapıyorlar. Bu aralar bir bakın yazarlara. Ben genelde şu Cem Küçük'ü bekliyorum. Yani Cem Küçük'ten hani Ekonomi Bakanı yakında atarlarsa çok şaşırmayabilirim bu arkadaşı. Çünkü hakikaten çok bilgili bir arkadaş. Gerek spor konusundaki bilgileri, gerek ekonomi konusundaki bilgileri ağzım açık bir şekilde izliyorum. Tüm ülkenin izlediği gibi. Gerçekten çok saygıdeğer bir arkadaş. Hani Türk milleti bazı insanları hiç unutmayacaktır. Böyle bazı adamlar böyle figür olur. Hakikaten kendisini öyle bir figür olarak görüyorum ben. Unutulmayacak bir adam oluyor. Tarihe geçecek yani, az kaldı. Herhalde ona ekonomi bakanı yaparlar yakında diye düşünüyorum. Şimdi fragmandayız diyoruz. Arkadaşlar 18.40 daha önceki tepemiz. Şimdi bu 18.40'a yavaş yavaş geliyoruz. Şimdi bu hafta enstrüman çıkardık falan filan. Bakın günlüklerde bana mısın demedi. Ve size biliyorsunuz daha önce hep diyordum ki arkadaşlar korkmayın, öyle bir dahaki seferki gibi öyle 10 liralara falan düşmesine imkan yok. Gelse gelse çok iyi bir enstrüman çıksa, yüksek getirili 14-15 liraya gelir. Onun altına gelmez. Çünkü bu ülkede çok büyük bir cari açık oluşmaya başladı. Rezervler eksi. Dolar kalıcı olarak düşemez. Şimdi 18.40'ın üzerinde bakın şuradaki şu düzeltme bölümü. Şunu anlıyorum. Şu aşırılık çünkü. Tamam, bak şu bölgeyi alıyorum. Şu 13.30'ları. Bunu koyduğunuz zaman üstüne 23.5 geliyor. Şimdi 18.40 üzeri fragman biter. Herkes çikolatasını, dondurmasını yemiş olur. Film başlar. Sessizlik olur. Sonra bakarsınız 23.50'ye doğru kendimizi buluruz. Şimdi buraya kadar bu şey olur. Böyle heyecan, aksiyon, gerilim. Ama 28.50, yani 28.50 nereden çıkıyor Burak dersen? Şuradaki şu hareketin başlangıç, bakın aylıklarda bunu daha iyi göreceksiniz. Sert çıkış 3 ayda, düzeltme ve bakın yavaş yavaş aylıklarda bu gördüğü max seviyeyi ortalamalarla beraber dolduruyor. Şuradaki bayrak direğini aldığınız zaman, bu direği üstüne koyduğunuz zaman 28.50'lere denk gelir. Tabii ki bunlar hani böyle bu olur, şu olur, böyle bir ortamda bunun nereye gideceğini bilemezsiniz. Ama sadece aklınızda fiyatlar, seviyeler dursun. Şu gerçeği unutmayın. Şu anda gördüğümüz sadece bir fragman. Bunu unutmayın. Hani bu bir kriz falan zannetmeyin. Esas kriz arkadaşlar 18.40'ın üzerinde başlar. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Çünkü o zaman kontrol elden gitmeye başlar. Gülen gözler, ışıltılı gözler, o öyle, bu böyle falan, hepsi gider abi. Bak hepsi gider. O yüzden siz kendinize dikkat edin. Daha önce de söyledim. 3 aydır söylüyorum. Borç almayın. Kredi çekip ev almayın. Ev tarafı da vurulacak. Bakın tekrar ediyorum. Gayrimenkul tarafı da, böyle fiyatlar yok. Burada şu anda bir çılgınlık var. İnsanlar panik halinde gayrimenkule saldırıyor. Bunun da sonu kötü olacak. Bu dönem ne yapacaksınız biliyor musunuz abi? Geçeceksiniz. Korunacağınız bir yere. Bekleyeceksiniz sakince. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Borç almayacaksın, giderlerini kısmaya çalışacaksın. Diyeceksin ki ya ulan Burak nasıl giderleri sıkacağız? Elektrik faturası iki katına çıkmış doğa. Eyvallah. Yapacak bir şey yok abi. Yapacak bir şey yok. Çünkü bunu yapacak kişi zaten ne sensin ne benim. Kimin ne yapması gerektiğini ülkede herkes biliyor. Ve bu ülke bazı şeyleri hiçbir zaman unutmayacak. Bakın hep aynı şeyi söylüyorum ya. Nasıl arkadaki aslanı 100 yıl sonra bile unutmuyor insanlar. Bazıları rahatsız oluyor, bazı kesimler. Uyuz oluyorlar, deli oluyorlar, ölü bir adamla kavga ediyorlar, onu bile yenemiyorlar. Ama işte o öldüğünü zannettiği adam gene onları yenecek. Çünkü doğru tektir. Siz doğru şeyler yaparsanız öldüğünüzden 100 sene sonra bile siz hala yaşıyor olursunuz. Ama şu anda güç, kudret içinde yaşam, yaşadıklarını zanneden insanlar aslında ölüler, farkında değiller. Ve bu memleket onları hep kötü anacak.
hep onların adı geçtiği zaman kötü konuşacak. Ben böyle bir miras bırakmak istemezdim evlatlarıma. O yüzden diyorum ya, herkes bu dönem yaptıklarına çok dikkat etmeli. Bu millet hiçbir şeyi unutmaz. Bu ülkede bir şey olmaz. Bu ülke eninde sonunda kurtulur ama çok yara alıyoruz. Çok yara alıyoruz. Çoluğumuz, çocuğumuz borçlanıyor. Çok yara alıyoruz. O yüzden Allah yardımcımız olsun. Biliyorsunuz her videonun sonunda Allah yardımcımız olsun diyoruz. Sizler de yazarsanız bunu mutlu olurum. En azından şöyle bir 400-500 kişi bir Allah yardımcımız olsun yazarsa belki duyar bizi ama Allah da insana akıl vermiş. Demiş ki oğlum ben sana akıl veriyorum. Hani dua etmekle otur yerinde evinde bütün gün dua et. Allah'ım şu olsun şu olsun. Demez mi oğlum, sen çalışsana önce bir. Sen ne yapıyorsun, işin kolayına kaçıyorsun bana dua et. Çalış bakalım. Çalış, çabala, iste, kovala. Ondan sonra ben sana veririm diyor. Biz ne yapıyoruz? Biz dua ediyoruz. İnşallah, 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 inşallah. İcraat, icraat yok. Ama uzaya bir şey yapabiliriz. İnşaat projesi geliştirebiliriz. Belki uzaya giderken bir çift yollu otoban, köprü. Biliyorsunuz bu işler Türk milletinin işi. Otoban, inşaat, beton. Yani uzaya doğru böyle artık o mekikler havadan değil de bizim yaptığımız çift şeritli otobanlarla yap işlet devret şeklinde olabilir. Bu da olabilir. Bunu da bilmiyorum yani hakikaten. Diyerekte bazen çok fazla bir şey bulamıyorum. Saçmalıyor da olabilirim ama çünkü kafada o kadar çok şey var ki. Söyleyeceğim çok şey var. Bazı şeyleri susmaya çalışıyorum, yutmaya çalışıyorum. O yüzden de böyle saçmalıyor olabilirim. Kusura bakmayın, kafa artık gitti. Herkese iyi hafta sonları. Yarın çok değişik bir video atacağım. Borsa hakkında, ilko ekonomisi hakkında, Cumhurbaşkanlığı adayı hakkında. Mesela benim Cumhurbaşkanlığı adayım kim olabilir arkadaşlar? Fikriniz var mı? Fenerbahçeli olduğum için Ali Koç değil. Yani öyle iltimas geçmem. Ali Koç biliyorsunuz ben çok seviyorum. İyi niyetinden hemfikirim ama daha Fenerbahçe'de bir başarısını görmedik. Ama iyi niyetinden hiçbir şüphemiz yok. Başkanımızı çok seviyoruz. İnşallah bu sene güzel şeyler yapacak. Allah kısmet ederse. Yani belki bir iki sene sonra Ali Koç'u da Cumhurbaşkanlığı adayı olarak gösterebilirim. Belli olmaz. Şaka bir kenara. Bu ülkeye kim iyi hizmet edecekse, bu ülke halkına kim iyi hizmet edecekse, çalmayacak, çırpmayacaksa, verecekse inşallah başımıza o geçer diyelim. Herkese iyi hafta sonları dileyelim.